Hasret Gelin'in sunum masasındayız hanımlar. Nasıl buldunuz sunumlukları? Önce tabaklardan, peçeteden, kaşıktan, bardaktan başlayalım. Başlayalım, ben başlamak evet, istiyorum. Evet Berna'cığım. Tabaklar bana çok sade geldi. Keza kaşıklar da aynı şekilde, hiçbir hareket göremedim. Bir de Hasret'in masa örtüsünün çeyizinden olmasını bekliyordum. Çünkü öbür yerlerde hep bize çeyizinden parçalar gösterdi. Belki bu da benim çeyizimden zaten. Hazır mı yaptırdın? Ben hazır olduğunu düşündüm. Yok hayır. Yaptırdınız. Yapılmış bu zaten. O zaman özür diliyorum. Düşünmedim. Onun dışında dediğim gibi yemek takımı bana çok sade geldi. Kaşıklar da aynı şekilde sade. Su takımı da sade hareket... Şık mı? Yoksa çok mu sade, yavan çok, mı? Çok çok sade bence. Bir hareket isterdim açıkçası. Ha. Çünkü evinin her kenarında, her bir köşesinde şatafat gördük. Masa bana çok sade masa geldi. Masa sade geldi. Evet. Ben yani ben evimin çok çok fazla şatafatlı olduğunu düşünmüyorum. Gayet normal. Evet, bazı taraflarında şatafat var. Bence fazlası da şatafatlı bir evim var. Sen şatafatlı ev görmemişsin o zaman. Peki masanı çok sade buldun. Masaya katılıyor musun sadelik konusunda Hasret'in? Sadelik konusunda evet, sadelikten yanayım biraz. Çok da fazla sade olduğunu düşünmüyorum bardakları. Keşke evin diğer taraflarında da biraz sadelik kullansaydın o zaman. Evet, zaten işte. Beyza bir şey söyleyecekti. Sade bulmadın. Evet. Gayet şıkır şıkır. Ben gayet aynen ölçülü buldum aslında Aslı Hanım. Yani buradaki ışıltıyla, buradaki kendinden desenle, bardaktaki desenle güzel buldum. Ama uyumsuzluklar da görüyorum. Bardaklar takım değil mesela, çay bardağı farklı bir desenken. Takım olmak zorunda mı diye hemen sorayım en sana. En azından düz kullanabilirdim. Bunlar desenliyse Aslı Hanım, bunun düz olmasını tercih ederdim. Yani takım değil ama biraz uyumlu olduğunu düşündüğüm için bunları koydum. Çok hani şeyden desen. Herhalde bu da kesme. Evet. Kristal değil ama kesme bunlar. Yani ben beğenemedim. Bu cam tabak da yani bunun takımı gibi durmuyor bence. Farklı. Bunların takımı farklı. Takım gündelik duruyor bence. Evet, takım gündelik, bu şekilde. Evet. Sence gündelik mi? Çay tabağı biraz gündelik duruyor. Evet. Yasemin'ciğim. Ben gayet beğendim. Sadece evimin her yerinde gold ağırlıklı gördüğüm için masada da açıkçası biraz gold olan sunumluklar beklerdim. Tabakların kenarlarında veya. Goldlar zamanla çıkıyor. Aşınıyor. Ya o biraz da kullanmakla hani alakalı. Kullanma açısından da evet. Yani benim misafir takımlarım da geldiğinizde göreceksiniz. Goldları var. Ben onları kesinlikle makineye atmıyorum. Misafir geldikten sonra elde yıkayıp kurulayıp kaldırıyorum tekrardan. Siz yıkıyorsunuz o gold takımları. Ben elde yıkıyorum. Hiç bulaşık makinesine atmıyorum. Siz de mi? Gold ve hani gümüş olanlar da dahil olmak üzere. Biraz aşınma oldu bazılarında yani. Ben de bir defa attım. Kararmalar meydana gelince özellikle çatal bıçak takımımda bir daha atmadım. Peki bu tabaklara ne kadar ödedin? Bu tabakları ben 3500 aldım set halinde. Bunlara çatal kaşık takımı. Onlar 1800 liraydı. Bardakları. Nasıl sizce? Bardakları 2500. Yeni onlar mi? Da takım set halinde. Yemek takımını yeni mi aldın? Yoksa bunu ilk nişanlandığım yıl aldım uygun ben. Uygun çünkü. Bardaklarımı yeni aldım. Peki masamıza şöyle bir bakalım. Hem tadına bakalım hem neler yapmış kimler ne yapmış. Efendim yöremizden neler var masamızda? Yöremizden sütlacımız var. Buranın çeltiği meşhurdur. Evet, çeltik tarlaları çok fazladır bu bölgede. O yüzden sütlaç yapmayı kim yaptı? Sütlacı kayınvalidem yaptı. Adı ne kayınvalidenin? Nur. Aşağıda karşılamada vardı. Evet, vardı. Ay Nur Hanım, hemen tadıyorum. Kayınvalidemizin yaptığı sütlacı. Peki sen ne yaptın? Benim size yaptığım kedi dilli pasta var, makarna salatası var. Bir de paçanga böreği var. İçli köftemizi komşumuz yaptı Selim abla. Sağ olsun, ellerine sağlık. Ispanaklı pastamız var, onu da komşumuz Yeliz abla yaptı. Sadece cam kapta olmasaydı biraz daha hoş olabilirdi. Ben onları cam çıkarmayı düşündüm ama bozulacak diye de korktuğum için çıkarmak istemedim. Peki yanındaki ne? O da gelin pastası olarak söyleniyormuş. Gelin bohçası diyorlar. Evet, gelin bohçası, gelin pastası farklı bir tatlı. Onu da kayınvalidemin yeğeni yaptı. Ben şu öndeki sürahiyle bardakları sormak istiyorum. Hepsi birbirinden farklı. Anlamı mı var yoksa? Bakır. Bakır. O da yine eskiden demiştim size eskiyi severim diye. Masaya uymuyor. Neden burada? Göstermek istedim. Yok. Masaya uyum sağlaması için değil. Hani şimdi bakalım onu da uyumlu ikram etmek istedim. Onda ayran ayranın varsa... tadı farklıdır onda. Evet. O yüzden. Evet. O zaman bir yardım et istersen. Kızlar. Ayran olmasaydı çayız da olurdu. Değil mi? Evet, oraya hakikaten daha yakışır. Sahiden güzel parça. Evet. Bak orada bakır bardakları da var. Evet. İstersen sen arkadaşın elinden al, sen devam et. Ben yardım edeyim. Hasretçim, bakır sürahi ayranın tadını mı değiştiriyor? Yani bunu ben de bilmiyorum. Ay.
Biraz peçeteyle hemen. Akıtıyor sanırım. İçerisinde ayranın tadının farklı olduğunu söyledi. İçtim ama herhangi bir farklılık yoktu. Önemli olan kullandığı bardak değil, yoğurttur aslında. Peki buradaki lezzetlerin tadına bakın isterseniz. Ben sütlaca bayıldım. Bu arada bundan da bir yudum aldım. Yani artık bakır mı değiştirdi dış ses bilmiyorum ama çok lezzetli bir ayran. Aslı Hanım, ben de tadına baktım. Evet, çok güzel bir ayran fakat bakıra bağlamıyorum bunu. Bana biraz saçma geldi o. Bence yoğurtla alakalı.